فاعلم انه
على أفضل العالمين سيدنا ونبينا محمد صلوات على أشرف العالمين سيدنا ونبينا على أكمل العالمين سيدنا ونبينا محمد صلوات اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض فَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ
إن الذين لا يرجون لقاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Ömrüm bitirmiş viranım yem, aklın yitirmiş divanım yem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Kanat vurur. Yanar kururum pervanem yem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim yolunu gözlerim mestanem yem. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Ey rahmet-i Ramazan, seni haber verdi. Kur'an mescitlerde durmadan okunuyorken Kur'an minarelerde zan duyuluyor
yıllardır hep uyuyan, kalk artık sen de uyan. On bir ayı tutulmuyor ki akıp gidiyor zaman, okuyor ömrümüzü bize ver. Arkasında yılların yetişemiyor insan. Beşerdir, acizdir, saymakla bitmez faydan. Müjdeliyor kaderim ki hayır. Sende nazil olmuştur Hak Teala'dan Kur'an. Elveda Ramazan, elveda ey rahmet ayı Ramazan, seni haber verdi bize Kur'an. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'i uğurladığımız bu dakikalarda bir kere daha evlerinize misafir, evlerinize konuk olma huzur ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun. Takriben bir aydan beri evlerimize, gönüllerimize misafir olan mübarek Ramazan ayını bugün itibariyle uğurluyoruz. Bir ayda Ramazan ayı vesilesiyle çok güzel ibadetlerimiz,
çok güzel kazanımlarımız oldu. Asıl olan kazandığımız bu değerlere sahip çıkabilmek, kazandığımız bu ruhu kaybetmemektir. Hatırlayın, aziz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz ibadetlerin nasıllığı konusunda bize şöyle yol gösteriyor. Ehabbul e'mali ilallahi teala edvemuha ve in kalle. Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden en kıymetli ibadet az ama devamlı olanıdır buyuruyorlar. Kardeşlerim, Ramazan ayında kazandığımız güzel değerlerimiz oldu. Buluştuğumuz güzel değerlerimiz oldu. Geliniz Ramazan ayını uğurladığımız bu dakikalarda kazandığımız bu değerlerden ayrı düşmeyelim. Bunları kendimize bir ömür boyu yoldaş olarak, arkadaş olarak kabul edelim. Yolumuzu aydınlatan değerlerimiz olsun. Kendileriyle yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımız olsun. Kazandığımız bu değerler maddi ve manevi hayatımızın kandilleri olsun. Bizi bir taraftan Rabbimizle buluşturan ama diğer taraftan ana babalarımız başta olmak üzere eş ve dostlarımızla buluşturan, öksüz, yetim, mazlum ve mağdur insanlarla buluşturan değerlerimiz olsun. Alvalı Efe'nin ne güzel bayram tanımı var. Mübarek insan can bulan can bula cananını, bayram o bayram ola, kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Asıl bayramlarımız ne zaman olacak derseniz, işte burada ifade edildiği gibi ne zaman biz Rabbimize kavuşuruz, ne zaman Rabbimizin rızasını, ne zaman Rabbimizin cennetini Cenab-ı Nebi-i Muhterem aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatine mazhar olacak kıymetli davranışlarımız olursa, işte o zaman senin, işte o zaman benim bayramımdır kardeşlerim. Aslında Ramazan mektebinin amacı da buydu. Rotasından ayrılan insanı yeniden rotaya alabilmek, kulluğundan ayrılmış olan insanları yeniden Rabbi ile buluşturabilmek gibi bir amacı vardı Ramazan mektebinin. İnsanı yeniden inşa etmek, insanı yeniden ihya edebilmek, insanı yeniden milli ve manevi değerleriyle buluşturmak amacıyla Ramazan sizin evinize, Ramazan bizim evimize misafir oldu. Gönüllerimizi açtık 11 ay sultanı mübarek Ramazan ayımıza. Bize neler getirmedi ki? Orucundan mukabele-i şerifinde, itikaf ibadetinden teravihine, zekatından hayrına nelerle bizleri buluşturmadı ki? Diğer taraftan günlük koşuşturma içerisinde göremediğimiz, zaman zaman ihmale uğrattığımız eş ve dostlarımızla, mazlum insanlarla bir kere daha buluşmamıza vesile oldu. Geliniz bu beraberliğimizi inkıtağa uğratmayalım. Bu beraberliğimiz gelecek Ramazan ayında buluşmak üzere diyerek eş ve dostlarımızla, yetim ve öksüzlerimize irtibatımızı kesmeyelim. Bu beraberliğimizi bundan böyle bir ömür boyu sinemizde, bir ömür boyu gönlümüzde taşımak üzere gayretlerimiz olsun sevgili kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin hayatından bir kesitle bu mübarek geceyi tenvir edip nihayete erdirmek isterim. Bir bayram sabahıydı. Aleyhissalatu vesselam Mescid-i Saadet'te ashab-ı kiram efendilerimizle bayram namazında buluşmuş, onlara dualar etmiş, akabinde Medine-i Münevvere sokaklarında seyahat halinde iken Cenab-ı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam yolun kenarlarında oynayan çocukları görüyor aziz Nebi. Ama o da ne? Herkesin adeta kendinden geçercesine oyun ve oynaşta iken başını avuçlarının arasına almış, hüngür hüngür ağlayan bir yavruyu görüyor aziz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz
oynaşan çocuklardan nazarını alıyor, bir kütüğe sırtını dayamış, adeta kendinden geçercesine ağlayan bu yavrunun önüne diz çökerek soruyor. Yavrum, bu bayram gününde bütün arkadaşların, ama bütün arkadaşların gülerken, eğlenirken sizde bu hüzün, bu keder niçin? Çocuk başını kaldırıyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyor. Sen misin? Sen misin ya Resulallah? Ben babamı Bedir'de kaybettim. Babam geriye gelmeyince annem bir başka adama vardı. Ben bugün babam yok, anam yok. Ben bugün kimin için bayram yapayım ve kimin için güleyim diyerek Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a mukabelede bulunuyor. İşte bu an yerin ve semanın titrediği andı. Aleyhisselatü Vesselam mübarek elleriyle çocuğun başını okşuyor. İster misin bundan böyle ben senin manevi baban olayım? Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin senin kardeşlerin olsun diyerek Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çocuğun elinden tutarak hane-i saadetlerine getiriyor. Mübarek validelerimize hitaben gözümüz aydın. İşte sana bir evlat daha getirdim ya Ayş diyerek Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o yavrunun evlerini mübarek kıldığını böyle ifade ederek Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize teslim ediyordu. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemiz evlerine gelen bu küçük misafiri tekneler içerisine koyarak onu evvela yıkıyor. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimizin çamaşırlarından giydiriyor. Hurma ağaçlarından devşirebildiği hurmaları eline tutuşturuyor. Hadi yavrum bundan böyle biz manevi anneniz, manevi babanız diyerek oyunda ve oynaşta olan arkadaşlarının arasına gönderiyordu. Yetmedi Aleyhisselatü Vesselam, adeta insanlığa ders olacak şu mübarek kelimeler dudaklarından dökülüyordu. Yehtezzül arşu min bukâil yetim. Ey ümmeti Muhammed, bilesiniz ki memleketin neresinde bir yetim, bir öksüz ağlar, feryat eder, figan eder. Bilesiniz ki bu yetimin ağlaması arşu alayı titretir. Rabbinizin arşını titretmeyin buyurarak yetim ve öksüze hamilik yapmanın fazilet ve değerini size, bize anlatıyordu. Kardeşlerim, aziz peygamberimiz bir namaz hocası değildi. Aziz peygamberimiz bir oruç öğretmeni değildi. Aziz peygamberimiz adeta hayatımızı ikame edecek, hayatı ayağa kaldıracak bir rehberdi. Sosyal cemiyet hayatının sağlanması açısından Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bir hadisi şerifi dikkatlerinize sunmak isterim. Böyle bir bayram gecesinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mübarek parmaklarını yan yana getirerek şöyle buyurdular. Kafilül yetim lehu evli gayrihi ene ve huve kaheteyni fil cenne ifadeleriyle ey insanlar, yaşadığı dünyada, yaşadığı cemaat ve cemiyette, mahallede yetim ve öksüze sahip çıkan, ona hamilik yapan insan bu iki parmağın yan yana duruşu gibi benimle beraber olacaktır müjdesini veriyor. Kardeşlerim, geliniz bu mübarek Ramazan ayında zirveye taşıdığımız, adeta kapı kapı dolaşıp gönüller aldığımız yetim ve öksüzleri sadece Ramazan ayına bırakmayalım. Onlarla kederlerimizi giderelim, sevinçlerimizi paylaşalım.
Onlara el uzatmanın mutluluğunu bir ömür boyu şerefle taşımanın mutluluğunu hep beraber yaşayalım. Kardeşlerim, yetim ve öksüze hamilik yapmak, bilesiniz ki maddi ve manevi hayatımızın paratoneridir. Tıpkı camilerimizin minaresinin en sivri yerinde olan o alet gibi. Neydi onun genel fonksiyonu, amacı neydi? İsabet edecek yıldırım çarpması karşısında yıldırımın enerjisini toprağı altındaki kablo marifetiyle toprağa iletip milleti zarardan, milleti beladan kurtarmaktı. Bilesiniz ki o cami minarelerinde bulunan paratonerin görevi neyse, toplumdaki yetim ve öksüzlerin görevi de buydu. Adeta gazabi ilahiyenin üzerimizden kalkmasına vesile olan birer paratonerlerimizdi. O zaman bir kere daha uzatın ellerinizi yetimlerimize, bir kere daha uzatın ellerimizi kimsesiz insanlara. Onlar bize hayattır, onlar bize candır. Biz onları görmemezlik halinde bilesiniz ki sadece yetim ve öksüzle aramıza engel koymayız. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle de aramıza bir engel koyarız. Engelleri kaldırmak sizin ve bizim vazifemizdir. Onlar bizim değerlerimizdir. Biz onları görmemezlikten gelemeyiz. Çünkü biz Kur'an'ın kardeşliğiyle birbirimizi seven, birbirimize kol kanat geren insanlarız. Coğrafyalarımız, meskenlerimiz farklı olsa da, evet, bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Biz birbirimizi koklamadan, birbirimizi görmeden edemeyiz kardeşlerim. Kardeşlerim, ben burada sırası gelmişken bir konu üzerinde de ayrıca dikkatlerinizi çekmek isterim. Günümüz dünyasında özellikle bazı kesimler Ramazan ayını ve Ramazan bayramını şeker bayramı addederek Ramazan ayında yapılan ibadetleri hafife alırcasına bir gayretin içerisindedir. Bu ibadeti hafife almaktır kardeşlerim. Bu İslam dünyasının en kıymetli değeri olan orucu hafife almaktır. Kelimeler de canlıdır. Biz Ramazan ayında kazandığımız bu değerleri bir ömür boyu taşımak üzere Cenab-ı Hakk'ın bize ikramıdır bayramlar. Adeta insanlık iftarının kurulduğu günlerdir. Biz şeker adını vererek bu kutsal günü önemini basite indirgeyemeyiz. Onun için elin adamını bilemem ama siz ve biz lütfen ama lütfen değerlerimize sahip çıkalım. Ve inadına Ramazan bayramı deyip var gücümüzle seslenelim bütün dünyaya. Bu mübarek gün vasıtasıyla yerde sürünenden semaya uçana herkese eman diyelim. Herkesin güvende olduğunu bir kere daha haykıralım. Bu bayram gününde kardeşlerim, hiç şüphesiz mübarek 11 ayın sultanını ihya ederken korona tehdidi altında yaşamımızı devam ettirdik. Koronanın tehdidinin devam ettiği bu günlerde Yüce Rabbimizin biz kullarına ikramı olan bayramları öyle ihya edeceğiz, öyle göründü. Ancak koronanın arkasına sığınarak kapımızı bekleyen, sesimizi, sedamıza hasret olan eş ve dostlarımızla aramıza engeller koymayalım. Kapımızı, ayaklarımızı, ayak seslerimizi bekleyen kardeşlerimizin kapılarını çalalım. Nefeslerine nefes olalım, ellerine eller olalım. Mahallemizin büyüklerini, mahallemizin hastalarını, gözü kapıda, gözü pencerede bulunan büyüklerimizi ziyaret edelim. Evet, maske ve mesafe tedbirleri içerisinde ziyaretlerimize ara vermeyelim. Biz müminleriz.
Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden müstefid olacak bu kıymetli bayram günlerinde sıcak bir nefesimizi hasret olan kardeşlerimizi tedbirlerimize ziyaret edelim. Dualarını alalım, dualar edelim. Dualarda yaşatalım büyüklerimizi. Sadece hayatta olanları değil, asıl gönüllerimize koymamız gereken ama toprağın altına koyduğumuz, varlığımıza sebep olan ana babalarımız başta olmak üzere bütün eş ve dostlarımızı dualarımıza alalım. Fatihalarımız olsun, dualarımız olsun o kardeşlerimizin bu mübarek bayram rahmetinden müstefit olmalarına vesile olan niyazlarımız olsun kardeşlerim. Onlar da ziyaret etme imkanı olan kardeşlerimiz, kabirleri yüz yüze ziyaret etme ama yüz yüze ziyaret etme imkanı olmayanlar, fatihalarını evlerimizde okuyarak onları da bu mübarek günde hisseyap etmelerini sağlayalım. Dargın olduğumuz, küs olduğumuz insanlara Bismillah diyerek eller uzatalım. Açalım gönül kapılarımızı mümin kardeşlerimize. Küs bize yakışmaz diyerek Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselamın çağlar ötesinden söylediği mübarek sözlerine kulaklarımızı açalım. Lebbeyk ya Resulallah diyerek, emrin baş göz üstüne diyerek dargın olduğumuz insanların önüne gidelim, mazeretlerimizi beyan edelim ve onlardan özürler dileyelim. Kim bilir, belki bu Ramazan sizin, bu Ramazan bizim son Ramazanlarımız, bu bayramlar, bu niyazlar bizim son niyazlarımız olabilir. Kul hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitmekten Rabbimize sığınalım. Bunlar bilesiniz ki kul hakkı Rabbimizle buluşmamıza mani olan engellerimizdir. Allah Azze ve Celle'nin cennetiyle, Yüce Rabbimizin rahmetiyle buluşmamıza olan engellerimizdir. Kaldıralım engelleri aramızdan şu mübarek bayram gününde. Meleklerin gök semaya inip inip durduğu, adeta her bir ferde dua ve niyazda bulunduğu bu günlerde dillerimizde duaya duralım. Özellikle Ramazan ayında evlerinde varıl bombaları boşaltılan mümin kardeşlerimize dualarımız olsun. Kudüs-ü Şerif'te mabette bile rahat bırakılmayan Filistinli kardeşlerimize dualarımız olsun. Niyazlarımız olsun Kudüs-ü Şerif'te Mescid-i Aksa'nın hürriyetine yönelik. Kardeşlerim, biz kilometreler ötede de olsak vazgeçemeyiz davamızdan, vazgeçemeyiz değerlerimizden. Kudüs sizin, Kudüs bizimdir. Biz değerlerimizi el ve yabana teslim edemeyiz. Uzakta gibi görünsek de ruhen beraberliğimizi hissettirmeliyiz. Orada yorgun bedenlere, mücahit erlere en azından dualarımızla onlara yar, onlara yardımcı olalım. Ama yetmez. Evvela fiili dualarımız olmalıdır. Sadece namaz mümini, sadece oruç mümini değil, aynı zamanda birer cihat mümini olmak zorundayız. Orucu emreden, namazı emreden Rabbimiz cihadı da emretmiştir. Evet, cihat nedir derseniz, hakkın ikamesidir, adaletin ikamesidir. Hakkın, hakikatin savunuculuğudur kardeşlerim. Evet, bu bayram sabahında bütün dünya insanlığının el ele tutuştuğu her günümüzün birer bayram olduğu günler için evet bir kere daha Bismillah diyerek nefsani ve şeytani hislerimizi bir tarafa bırakarak kardeş olmanın heyecanıyla ellerimizi semaya, gönüllerimizi rızaya açarak adeta Yüce Rabbimizin rahmetinin taksim edildiği
bu bayram sabahlarına, ayağımızı koyduğumuz yere Hürriyet abidemiz alınlarımızı koyarak bir kere daha mazlum ve mağdur coğrafyanın müminleri için niyazda bulunalım. Akıtalım gözyaşlarımızı, uzatalım maddi ve manevi ellerimizi mümin kardeşlerimize. Biz buradayız diyerek haykıralım, haykıralım. Yerde yürüyen, semada uçan duysun haykırma seslerimizi, haykırıklarımızı, bağırtılarımızı duysun. Duymayan kimse kalmasın. Biz uzakta da olsak kardeşiz seslerimizi. Onun için ben bir kere daha gönüllerinize hitaben konuşuyorum kardeşlerim. Yüce Rabbimizin ve aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimizin baş öğretmenliğini yaptığı Kur'an'ın çağrılarına kulaklarımızı kabartmak zorundayız. Vicdanlarımızı açmak zorundayız. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz çağrısı yıllar önce Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından Eba Kubeys tepesinden Medine sahralarına dökülen kelimeler artık günümüz dünyasında sizin ağızlarınızda yer bulsun, bizim ağızlarımızda, bizim gönüllerimize yer bulsun kardeşlerim. Küs bize yakışmıyor, nefret bize yakışmıyor, haset bize yakışmıyor. İbadetimizi kasıp kavuran, kazandığımız milli ve manevi kazanımı bizden alıp götüren manevi mikroplarımızdır. Maddi mikroplara karşı tedbirlerimiz olduğu kadar manevi mikroplarımıza karşı da tedbirlerimiz olsun. Bulaşmamak için evvela tedbirlerimiz olsun. Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Mucizül Beyan'da şu ilahi fermanı yoldaşımız olsun, düsturumuz olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu huzu hizrakum. Ey müminler, tedbirli olunuz çağrısı bize mikyas olsun, bize önder olsun, bize rehber olsun kardeşlerim. Biz müminiz. Sadece koronanın bulaş riski karşısında tedbirli olmamız yetmiyor. Artık namazsızlık bir hastalık, oruçsuzluk manevi bir hastalık, kardeşler arasında diyaloğun olmamayışı manevi bir hastalık. Bu manevi mikrobun yaygınlaşmaması için, bu manevi mikrobun memleketimizde nakes bulmaması için tedbirimizi almak mecburiyetindeyiz. Malımızı, mülkümüzü, bağımızı, bahçemizi miras bıraktığımız evlatlarımıza geliniz, Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'dan miras aldığımız selamı da evlatlarımıza biz babalar, biz anneler miras bırakalım. Hazreti Adem babadan emanet aldığımız müminin miracı olan namazlarımızı da evlatlarımıza biz miras bırakalım. Yıllar yılı baş koyduğumuz seccadelerimizi de, komşularımızı da, eş ve dostlarımızı da evlatlarımıza miras bırakalım. Bunlar size emanetimdir yavrum deyip dünyadan bu inançla ayrılma bahtiyarlığını amel defterimizin en güzel köşesinde yazdırma gayreti içerisinde olalım kardeşlerim. Beni ısırmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. Biz etrafımızda olup bitenlere bigane kalamayız. Bilesiniz ki kötülükler engel tanımıyor. Bugün vurdum duymaz tavrınız, bilesiniz ki yarın evinizi dövmenin yanında tam evinizin merkezindedir. Öyleyse kötülüklerin yayılmasını engellemek, hatta hiç oluşumlarını sağlamak açısından evet, el ele verelim. Gönül kapılarımızı birbirimize açalım. Birbirimize afra tafra yapma lüksümüz yok kardeşlerim. Ben onun için konumun başında Alvarlı Efe'nin, o mübarek insanın bayram algısına dikkatlerinizi çektim. Cümle günahın üzerimizden kalktığı günlerdir. Adeta size, adeta bize, adeta bütün insanlığa
hidayetin verildiği günlerdir bayramlarımız. Yıllara sarı sırtımızda bulunan maddi ve manevi günahlarımızdan arındığımız günlerimizdir bayramlarımız. İşte bütün insanlığın Maide-i Kur'an denilen ilahi Kur'an'ın etrafında diz çöküp nasibimizi aradığımız günlerimizdir bayramlarımız. Ben bu duygu ve düşüncelerle Kur'an'ın hayatımızı inşa ettiği o güzel günleri görmek dileği ve duasıyla siz aziz ve muhterem kardeşlerimin mübarek Ramazan-ı Şerif bayramlarını tebrik ediyor. Çoluk çocuk maa aile daha nice güzel bayramlarda buluşmayı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Gününüz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun. Kalın sağlıcakla muhterem kardeşlerim. İlahi cennetine girenlerden eyle bizi, cenneti şol mizanda sevabı çok, gelenlerden eyle bizi ya ilahi, ya ilahi. Verelim iman ile Kur'an ile ta canımız sana layık kullarınla hem demet el derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman'ı fakire rahmet et. Yoldaşın iman makamımız cennet et. Ya ilahi kılma bizi bu duaya cümlemiz diyelim amin, amin. Ümmetinden razı olsun ol mu'in. Muhammedin'in nebiyil ümmi
alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezi ca'a bil hakkil mübin ve erseltehu rahmeten lil alemin. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semî'ul alîm ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvâbur rahîm. Vahdina ve vaffikna ilel hakk ve ila tarîgin müstakîm bi bereketil Kur'anil azîm. وَعْفُ عَنَّا يَا كَرِيمُ وَعْفُ عَنَّا يَا رَحِيمُ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ Ey alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan, din gününün, hesap gününün yegane sahibi olan Yüce Rabbimiz, öncelikle sana sayısız ve sonsuz hamd ve senalar ediyor. Sonrasında da alemlerin rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da sonsuz salat ve selam ediyoruz. Ya Rab, ancak sana kulluk ve ibadet ediyor, yalnızca senden yardım talep ediyoruz. Ya Rabbi, bizleri kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi, lütfunu inayetini bizlerden esirgeme ya Rab. Ya Rabbi, bizleri kendilerine nimet vermiş olduğun peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların ve salih kullarının yoluna ilet. Ya Rabbi, bizleri gazaba uğrayan ve sapkınların yolundan da uzak ve emin eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin olan Yüce Rabbimiz, rahmet ayı Ramazan ayının şu son günlerinde imanlı gönüllerimizle, oruçlu dillerimizle sana yakarıyor, sana yalvarıyoruz ya Rab. Dünyanın ve ahiretin her türlü iyiliğini, güzelliğini bizlere lütfeyle. Dünyanın ve ahiretin her türlü kötülüğünden, şerrinden bizleri cümlemizi muhafaza eyle ya Rab. Ya Rabbi, Ramazan ayı boyunca edinmiş olduğumuz güzelliklerimizi ve sana yaklaştıran ibadetlerimizi Ramazan'dan sonra da artırarak devam edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi, bu ay boyunca Kur'an-ı Azimüşşan'a kulak verdik. Hatimler okuduk, mukabeleler dinledik ya Rabbi. İman ettiğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz şu Kur'an-ı Azimüşşan'ı gerçek manada hayat rehber edinebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rab. Kendisine sonsuz salat ve selam ettiğimiz rahmet peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını hayatımızda, aile yuvalarımızda, toplumumuzda yaşamayı, yaşatmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi, bu ay boyunca tutmuş olduğumuz oruçlarımız, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerimiz, mukabelelerimiz, kılmış olduğumuz teravihlerimiz, yapmış olduğumuz hayır hasenatlarımız, bütün güzelliklerimizi noksanlarıyla, kusurlarıyla makbul eyle ya Rab. Ya Rabbi, şu Ramazan'ın son gününe bizlere eriştirdiğin gibi, yarın sabahki bayram sabahına da milletçe, ümmetçe, sağlık içerisinde, esenlik içerisinde erişmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab. Cümlemizde daha nice mübarek günler, nice üç aylar, nice mübarek Ramazan aylarına erişmeyi, bayram günlerine kavuşmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjde ettiği şu günlerdeyiz. Cehennemden azad oluş günlerindeyiz ya Rabbi. Cümlemizi şu günlerin rahmetinden istifade ederek cehennemden azad olan kullarından olmayı cümlemize nasip eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin olan Yüce Mevlamız, şu Ramazan ayı boyunca senin rahmetini, affı, bağışını ümit ederek, Ya Rabbi, sana yaklaşmaya çalışarak oruçlarımızı tuttuk, Kur'anlar okuduk, mukabele-i şeriflere kulak verdik. Ya Rabbi, mali ibadetlerimizi de yerine getirmeye gayret ettik ya Rab. Bütün bunları, bunlardan hasıl olan sevabı, ilk önce alemlerin rahmet peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz ruhlarına hediyeler eyledik, sen haberdar eyle ya Rab. Başta
Adem atamız olmak üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar arada gelmiş ve geçmiş olan ümmetlerine dini mübini İslam'ı en güzel şekilde tebliğ etmiş, en güzel şekilde örnek olmuş olan cümle peygamberan-ı izam ve Resul-i Kiram efendilerimizin, sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerinin, evlatlarının, eshabının, etbaının Efendimiz'den şu güne gelinceye kadar Ya Rab sana iman ile yaşamış, sana iman ile kelime-i şehadetle, kelime-i tevhid ile son nefesini vermiş olan bütün mümin ve müminatın da ruhlarına hediyeler eyledik, haberdar eyle Ya Rab. Ya Rabbi yine ondan hasıl olan sevabı bizleri dünyaya getiren, bizleri şu günlere eriştiren ana babalarımızdan, bizlere dini mübini İslam'ı öğreten, bizlere Kur'an'ı, ezanı, kıblemizi öğreten hocalarımızdan, üstadlarımızdan ahirete irtihal etmiş olan bir cümlesinin de ruhlarına hediyeler eyledik, haberdar eyle Ya Rab. Ya Rabbi analarımızdan, babalarımızdan, hayatta olanlara sağlık, afiyet, uzun ömürler lütfeyle Ya Rab. Ya Rabbi yine ekranları başında dualarımıza amin diyen, el açan kardeşlerimizin de geçmişten ruhlarına hediyeler eyledik, haberdar eyle. Hatim okuyan, mukabele takip eden kardeşlerimizin niyetleri neyse Ya Rabbi onların niyetlerini kabul eyle Ya Rab. Ya Rabbi şu günlerde bir taraftan Ramazan'ın sonuna erişmenin sevinci, bir taraftan bayram gününe kavuşmanın sevincini yaşarken Ya Rabbi Filistin'deki kardeşlerimiz zalimin zulmü altında inim inim inliyor Ya Rab. Ya Rabbi sen şu ümmeti Muhammed'e birlik ve dirlik lütfeyle. Ya Rabbi zalimin zulmü altında inleyen bir adı, asıl adı Darüsselam olan, selam ve esenlik yurdu olan, selam ve esenliğin şehri olan Kudüs'ümüzü Ya Rabbi İsrail'in şerrinden emin eyle Ya Rab. Kuvvetinden oradaki kardeşlerimize kuvvet ve kudret lütfeyle Ya Rab. Ya Rabbi sen kahharsın, her şeye güç getirensin, mutlak galip olansın, mağlup edilemeyensin Ya Rab. Ya Rabbi bu kardeşlerimize başta Filistin'de olmak üzere ta Arakan'dan Suriye'ye, Irak'a kadar zulme uğrayan kardeşlerimize de medet-ü inayet ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ve ahiret namına hangi iyilikleri ve güzellikleri senden talep etmişlerse bizler de talep ediyoruz. Ya Rabbi hakkımızda hayırlı olanlara lütfeyle Ya Rab. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya ve ahiret namına hangi kötülüklerden ve şerlerden sana sığınmışlar ise Ya Rabbi bizler de sana sığınıyoruz. Cümlemizi muhafaza eyle Ya Rab. Ya Rabbi cümlemizi korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Ya Erhamer Rahimin, lütfunla, kereminle bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Ya Rabbi bizleri namerde değil, merde dahi muhtaç eyleme Ya Rab. Ya Rabbel Alemin, nesillerimiz var, evlatlarımız var. Ahir zamanda yaşarken Ya Rabbi onları yetiştirme noktasında zorluklarımız, sıkıntılarımız var Ya Rabbi. Yavrularımızı, evlatlarımızı kitabında buyurduğun gibi dünya ve ahiret namına bizler için gerçek manada göz aydınlıkları eyle Ya Rab. Ahir ve akibet şu ahir zamanın her türlü kötülüğünden, şerrinden yavrularımızı, hanelerimizi de muhafaza eyle Ya Rab. Ya Erhamer Rahimin, hanelerimizde huzursuzluklarımız var. Evlatlarımızla, eşlerimizle aralarımızda sıkıntılarımız oluyor. Ya Rabbi şu rahmet mevsimi, şu Ramazan ayı hürmetine, şu mübarek zamanlar hürmetine Ya Rabbi hanelerimize huzur ver. Kazançlarımıza bolluk ve bereket ihsan eyle Ya Rab. Ya Rabbi şu aziz vatanımızı, her karış toprağı şu güne değin halen bile şehit kanlarıyla sulanmakta olan şu cennet vatanımızı her türlü beladan, saldırıdan, afetten, sıkıntıdan muhafaza eyle Ya Rab. Vatan millet için, ümmeti Muhammed için çalışan, gayret eden kardeşlerimizi muvaffak eyle. Ya Rabbi vatana, millete ve ümmetin birliğine, dirliğine karşı tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevir Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, şu dünyayı bir yıl aşkın bir zamandan beri bütün insanlığı kasıp kavuran, etkisi altına alan, nefesimizi bile rahat bir şekilde alma imkanı bize bırakmayan şu salgın hastalıktan ve diğer hastalıklardan bizleri muhafaza eyle. Selamete eriştir Ya Rab. Ya Rabbi sen şafi olansın. Ya Rabbi şafi ismi şerifin hürmetine bedenlerimizde ve gönüllerimizde bulunan her türlü hastalıklara şifa lütfeyle Ya Rabbi.
Dertli kullarına devalar ihsan eyle ya Rab. Borçlu kullarına da lütfundan, rahmetinden, hazinenden ikram eyle ya Rab. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ayşe annemize Kadir gecesinde yapmak üzere tavsiye buyurduğu dua ile sana ellerimizi açtık, yakarıyoruz. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle ya Rab. Şu mübarek vakitler hürmetine affedilmedik günahımızı bırakma ya Rab. Ya Rabbi hatalarımızı, günahlarımızı, kabahatlerimizi bağışla ya Rab. Ya Rabbi bizleri imanı kamil, amelleri salih, ahlakı güzel olan kullarından eyle ya Rab. Ya Rabbi dualarımızı makbul eyle. Ya Rabbi cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi cümlemizi daha nice nice Ramazan aylarına, ya Rabbi bayram gecelerine, bayram sabahlarına erişmeyi cümlemize nasip eyle ya Rab. Dualarımızı estaizu billah. Fetekabbeleha rabbuha bikabulin hasenin ayeti kerimesinin sırrına mazhar eyle ya Rab. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.